Sevgili dostlarım merhaba, yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Evet, bayram tatilini bitirdik. Bayram tatilinden sonra da bayağı hızlı başladık ekonomiye. Çünkü hem dünyadan hem de Türkiye'den önemli haberler geliyor bu arada, onu da söyleyeyim. Türkiye'de işsizlik verileri açıklandı. %12.8, detaylarını biraz sonra sizlerle paylaşacağım. Aynı zamanda Türkiye'de bütçe verileri açıklandı. Temmuz ayında 9 milyarlık bir fazla vermiş durumdayız. Hayırlı uğurlu olsun. Tabii Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi bu konuda ne kadar etkili oldu onu da konuşmak gerekiyor elbet. Dünyada ticaret savaşları devam ediyor. Amerika geri adım atmasına rağmen bu kez Çinliler geri adım atmıyor. Çin Devlet Başkanı bir dakika dedi. Amerika'nın Osaka'da konuştuklarıyla bugün konuştukları birbirini tutmuyor. Onun için oturup bir düşüneceğiz. Yani her an Çin'den Amerika'ya misilleme gelebilir. Yuan'ın değer kaybetmesiyle iş kalmayabilir sevgili dostlarım. Aynı zamanda ek vergileri bu kez Çin uygulayabilir Amerika'ya. Böyle bir taraf var. Yine bunun da detaylarını sizlerle paylaşacağım. Perde arkasında çok konuşulmayan ama yarın öbür gün çok fazla konuşulacağını düşündüğüm Fed meselesi var bir de. Özellikle ticaret savaşları ve resesyon bahane edilerek Fed üzerinde epey bir baskı uygulanıyor faiz indirsin diye. Tekrar bir faiz sürecine girilsin ki parasal genişleme oluşsun ve bu sayede de biz biraz nefes alalım diye Fed üzerinde baskı oluşturulmaya çalışılıyor. Fed ise gelen olumlu veriler nedeniyle faiz indiriminden çok yana değil. Powell da Şahin pozisyonunu koruyor. Son olarak yine sizlere bahsedeceğim bir konu var ki aslında videonun da başlığı o. Uyanık Alman'ın dolar kumpası diye. Uyanık Alman'ın dolar kumpası neymiş? Ondan da bahsedeceğim. Türkiye üzerinde yine enteresan işler çevriliyor. Bunları biraz konuşmamız gerekiyor. Peki önce Türkiye'deki şu verilerle başlayalım isterseniz. Önce bütçe verisi. Biraz önce de söylediğim gibi ihtiyat akçesi olmasaydı neredeyse 90 milyarlık bir açık oluşacaktı. Bakın neredeyse 90 milyara yakın bir açık oluşacaktı. Yıl sonuna doğru da 100 milyar liranın üzerinde bir açığı görecektik. İhtiyat akçesiyle birlikte biraz nefes aldılar ve 68 milyarlık bir bütçe açığıyla şimdilik idare ediyoruz. Önümüzdeki aylarda tabii yeni ihtiyat akçeleri gelmeyeceği için muhtemelen 80 milyar civarında, yani Merkez Bankası'nın hedefi olan rakamlar civarında biz bütçe açığını tamamlamış olacağız. Evet, 80 milyar hem Merkez Bankası'nın hem de hazinenin hedef açığıydı, bütçe açığıydı. Büyük ihtimalle o rakamlarla yılı tamamlamış olacağız. Peki bu bir başarı mı? Tabii ki değil. Geçen seneki bütçe açığının neredeyse 2 katı, ondan önceki bütçe açığının neredeyse 4 katı. Bu arada işin içinde bir de ihtiyat akçesi var söylediğim gibi. İhtiyat akçesi olmasaydı, yani oradan 21 milyar lira gelmeseydi zaten bütçe açığı almış başını gidiyordu. Yıllık hedefin çoktan üzerine çıkmıştı. Size bir bilgi daha, bir ara bilgi olsun bu parantez, dedikodu yapalım azıcık. Zaten herkes konuşuyor da ben de bunu es geçmek istemiyorum. Neden? Çünkü önemli bir konu. İşçilerin ne kadar haklarının korunduğunu hep birlikte gördük. Ergün Atalay, Türk İş Başkanı, yandaki bakana fısıldadı. Olayı kapatalım bakanım dedi. Olayı kapatalım yoksa olaylar büyüyecek dedi. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'deki en büyük işçi sendikasının başkanı bunu söylüyor. Orada işçinin haklarını korumak yerine hala hükümetin haklarını, hükümetin pozisyonunu korumak derdinde. Hükümetle pazarlık yapması gereken kişi kendi işçileriyle mücadele ediyormuş. Bu fısıltıyla bunu da öğrenmiş olduk sevgili dostlar. Bunu da bir parantez olarak araya sıkıştıralım. Şimdi gelelim işsizlik verilerine. İşsizlik verileri %12.8. Geçen yıla göre neredeyse %3,5'a yakın yine bir artış var. 4.157.000 net işsizimiz var resmi verilere göre. Gayri resmi verilere göre 7 ile 8 milyon kişi civarında. Yine resmi verilere göre 1.027.000 kişi daha işsizler kervanına eklendi. Yeni eklenenler bunlar. Genç işsizimizin oranı %23.3. Şimdi rakamsal olarak söylediğimiz zaman insanların kafası
karışıyor. Çok da önemsemeyebiliyorlar. Ne olacak canım? %23.3. Şöyle söyleyeyim sevgili dostlarım. Resmi verilere göre sokakta gördüğünüz her 4 gençten birisi işsiz. Yani 4 genç yan yana yürüyor. Bunlardan birisi işsiz. Net. Daha ötesini söyleyeyim. Bunun içerisine resmi olmayan verileri kattığınız zaman aslında sokakta dolaşan o 4 gençten ikisi işsiz. İkisi sadece çalışıyor. Üniversite mezunlarımızda da durum aynı. Üniversite mezunlarımızda da 3'te 1 oranının 4'te 2 oranına, yani 2'de 1 oranına doğru kaydığı söyleniyor. Gayri resmi verilere göre, resmi verilere göre de her 3 üniversite mezunundan birisi işsiz sevgili dostlarım. Evet, birisi işsiz. Yani Türkiye'de geldiğimiz tabloyu çok net bir şekilde anlatabilmek için sizlere söylüyorum. Bu arada istihdam verileri, yani iş yaratma verilerine baktığımız zaman tablo dramatik bir şekilde devam ediyor. Çünkü 2 puan daha düştü. İş yaratamıyoruz ne gençlerimize ne de orta yaşlılarımıza ya da yaşlılarımıza. İş yaratamıyoruz. Bakın 2 puan daha düştü ve 46 seviyesine geriledi istihdam oranı. Bu arada bütün Suriyeliler, bütün mülteciler kayıt dışı olarak iş bulmaya devam ediyor. Bizim sanayicimiz, KOBİ'miz maliyetlerini aşağıya çekebilmek için kayıt dışı mülteci çalıştırıyor. Bu arada bizim gariban Türk'ümüz işsiz sokaklarda gezip suça katılmak, suça karışmak zorunda kalıyor günün sonunda. Umarım karışmıyordur. Şimdi gelelim diğer bir konuya. Dünya ile ilgili gelişmeleri de aktaracağım demiştim size. Özellikle şu ticaret savaşları çok önemli. Ticaret savaşlarında Amerika'nın geri adım attığını söylemiştim. 300 milyar dolarlık mala %10 ek vergi uygulayacağım dedi. Böyle çıktı herkesin karşısına Trump. Son derece kendisinden emin, hatta biraz ukalaca Çin'e döndü, dedi ki sana %10 vergi koyuyorum. Sanki karşısında Muz Cumhuriyeti var. Öyle bir durum yok. Çin var karşısında. Üreten bir ülke. İşsizlik sorunu olmayan bir ülke. Amerika'nın yakın zamandaki en büyük rakibi olan bir ülkeden bahsediyoruz. Çin'den bahsediyoruz. Çin artık Amerika ile çok rahat bir şekilde rakip olabilecek ülkelerden birisi. Rusya gibi. Çin başı çekecek bu kutuplaşmada sevgili dostlarım. Ve Çin şunu söyledi Amerika'ya. Senin geri adım atman... Çünkü 300 milyarlık ek vergi konusunda geri adım attı biliyorsunuz. Yuan konusundaki adımı sonrasında Çin'in, Amerika. Ama Çin şunu söyledi. Senin geri adım atman benim için bir şey ifade etmiyor. Ben misilleme yapacağım kardeşim. Sen kesin çözüm üretmediğin sürece ben sana bir misilleme yapacağım. Sen bunu hak ettin dedi Amerika'ya. Ve şimdi Amerika ne yapacağını şaşırmış durumda. Bakalım ondan nasıl bir hamle gelecek. Ama filler tepişir, çimenler ezilir derler ya. Aynen bu olacak büyük ihtimalle. Çünkü Amerika ile Çin'in tepişmesinden Avrupa Birliği de Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde çok ciddi anlamda zarar görecek. Bu arada bunun üzerinden, bu durumu üzerinden FED'e de baskı yapılıyor. FED'e de faiz indir baskısı yapılıyor. Çünkü FED faiz indirmeyeceğini söyledi. Daha doğrusu bir faiz döngüsü içerisine girmesinin gerekli olmadığını söyledi. Çok da haksız değil. Çünkü Amerika'da aslında ekonomide işler bayağı iyi gidiyor. Öte taraftan tabii ticaret savaşları kullanılarak Amerika üzerinde, FED üzerinde baskı yapılacak. FED'e iki taraftan baskı yapılacak aslında. Bir yandan Trump baskı yapacak. Faizleri indir ki ben rahatlıkla rekabet edebileyim diye. Öbür taraftan da Avrupa Birliği ülkeleri ve gelişmekte olan ülkeler, bizim gibi ülkeler baskı yapacak FED'e. Çünkü FED eğer ki faizleri aşağıya çekerse bir para bolluğu oluşacak ve bu oluşan paranın bir kısmı da bizim gibi gelişmekte olan ülkelere gidecek. En azından beklenti bu yönde. Ben ısrarla altını çizerek söylüyorum. Türkiye'ye gelme ihtimali çok düşük. Amerika Merkez Bankası FED bir parasal genişleme kararı alsa bile Türkiye'ye gelme ihtimali çok düşük. Tamam, bizim faiz ortamımız uygun. Pek çok ülkeye göre sahiden faizimiz çok daha makul seviyelerde. Ama yine de Türkiye'ye bu paranın gelme ihtimali çok ama çok düşük sevgili dostlarım. Ve gelelim şu uyanık almanın dolar kumpası meselesine. Sevgili dostlarım, Deutsche Bank'ın son açıklaması.
Türklere sesleniyor ve diyor ki aman ha siz Arjantin değilsiniz. Arjantin'deki spesifik bir olaydı. Kendilerini ilgilendiren bir olaydı. Onun için siz kendinizi Arjantin'le kıyaslamayın. Dolar falan almayın. Türk lirası almaya devam edin. Hatta elinizde dolar varsa onları bir zahmet satın. Biz de onları toplayalım. Tabi bunu söylemiyor. Son cümleyi söylemiyor bakın. Buraya kadar bütün cümleleri kuruyor ama son cümleyi kurmuyor. Keşke onu da kursaydı tam olsaydı değil mi? Çok enteresan bir tablo değil mi? Dolar çok uygun fiyatlarda ve Alman Deutsche Bank bu açıklamayı yapıyor. Yani Arjantin'de siz kendinizi bir tutmayın, Türk lirası alın diyor raporlarında. Ve bu raporlar ısrarla Türkiye'de piyasaya servis edilmeye devam ediliyor. Bana ne Deutsche Bank'tan diyebilirsiniz. Tabii sizler diyebilirsiniz ama pek çok finans kuruluşu Deutsche Bank'ın raporlarını önemsiyor. Deutsche Bank dışında biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Deutsche Bank, Merrill Lynch, Goldman Sachs bütün bu bankalar Türk lirası alın, dolar satın diye açıklama yapmışlardı. Ve hemen akabinde de 5.40 seviyesinde olan dolar 5.60'ların üzerine çıkmıştı. Peki bundan sonra ne olacak? Dolar büyük ihtimalle yükselmeye devam edecek ama Almanlar ya da Deutsche Bank aslında şunu söylüyor. Şu anda doların seviyesi çok uygun. Biz bu seviyelerden topluyoruz ama yeterince toplayamadık. O nedenle sizin dolarınızı bu seviyelerden biraz daha toparlamak istiyoruz. Siz dolarınızı ucuzdan bize satın. Biz yüksekten tekrar size çakacağız çünkü o dolarları. Şimdilik siz bize ucuzdan satın. Türk lirası alın yapışın ona. Zaten faiz ortamı da nefis. Ya arkadaşım Türkiye için faiz ortamı nefis değil. Türkiye'deki Türk yatırımcısı için faiz ortamı nefis falan değil. Türkiye'deki enflasyona bakıyorsunuz %15, faiz ortamına bakıyorsunuz %19.75, stopajı çıkartıyorsunuz geriye %16 kalıyor. %2 için adam faize mi girecek? Türk lirası alıp faize yatırıp %2 yıllık girip daha sonrasında da olası bir enflasyon yükselişinde zarara mı geçecek? Yani siz Deutsche Bank olarak bunu mu öneriyorsunuz Türk yatırımcılarına? Ya da Türk yatırımcılarını bu kadar aptal mı sanıyorsunuz? Uyanık Almanlar bir kez daha iş başında bakın sizleri uyarıyorum sevgili dostlar. Ucuza dolarınızı satın ben toplayayım diyor. Çünkü demek ki arkadaşlar yeterince dolar toplayamamışlar ki. Biraz daha dolar toplama telaşındalar ve öyle bir panikle bunu yapıyorlar ki öyle panikle raporlar yayınlıyorlar ki aman ha dolar almayın dolarınızı satın TL alın TL alın diye artık aleni yapıyorlar bunu sevgili dostlar. Aleni açıktan yapıyorlar. Evet bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın, kendinize iyi bakın. Videolarımıza yorum yapmayı ihmal etmeyin. Bu arada videomu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın ve tabii ki kanalıma abone olmayı da ihmal etmeyin. Hoşçakalın.